Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere hiç de alışık olmadığınız aynı zamanda tam da içinde yaşadığınız bir savaştan bahsedeceğim. Bu savaş öyle bildiğiniz insanlar arasında, devletler arasında yapılmış bir savaş değil. Bu savaş görünmeyen bir düşman tarafından tüm insanlığa ilan edilmiş bir savaş. Yani salgın hastalıklar. Peki, salgın hastalıklar günümüzde çok meşhur artık. Koronavirüsle beraber yaşamaya alıştık desek yeridir. Ben hatta maskesiz nasıl gezeceğiz onu bile düşünmüyor değilim. Şu an maskesiz konuşuyorum. Alışkın bile değilim. Derslerde bazen okullarda maskeyi çıkartıp bir hava alıyorum. Çocuklar diyor hocam sizin yüzünüz böyle miymiş? Çocuklar bizim suratımızı tanımıyor. Gerçekten öğrencilerimden bilmediklerim var. Öğrenci bir açıyor yüzünü hani bu kim falan olduğum hala oluyor. Bugün tam da bu konuya değineceğiz. Ben de isterdim kardeşim mis gibi tertemiz bir ortamda yaşayayım. Mesela bundan 100 yıl öncesine gitsem hmm, orada da tifüs var. Orada aynı zamanda bir de yanında sanki yetmezmiş gibi frengi hastalığı var. 200 yıl öncesine gitsem orada da kolera var. 300 yıl öncesine gitsem, yeni İspanyol gribi var. Hmm, sanırım bir yere gidemem. 400 yıl önce diyeceğim. Orada su çiçeğine bile daha aşı anca anca geliştiriliyor. Ama nerede yaşamak isterdim konusunu bir köşeye bırakalım da ben sanırım 700 yıl öncesinde yaşamak istemezdim. Neden? Çünkü o dönemde kara veba var. Bugün de konumuz tam olarak bu. Kara veba ya da diğer adıyla kara ölüm. Zaten bir kelimenin başına kara ekleyince çok etkili olmuyor mu? Mesela veba, veba böyle böyle zayıf kalıyor. Sen kendini hani öldürmez. Ama kara veba olunca böyle bir hani insanı ürpertiyor. Şey gibi sevda kara sevda. Gün kara gün. Gece kara gece. Ya da bela kara bela. Bela mı daha iyidir kara bela mı daha iyi? Kara bela. Değil mi? Daha ağır. Bu hastalık da adını zaten bizzat bıraktığı lekelerden alıyor. Çünkü insanlar bu hastalığa yakalandıklarında lenf bezleri şişmesiyle beraber insanların vücudunda kararmalar başlıyor. Bu kararmalar önce ayakta sonra ellerde ve hatta burunlara kadar yükselen bir insanın ten rengi değişimine sebep oluyor. Vebanın bir çeşidi geç geçen 2000'li yılların başında insanda görülüyor. Bu insanın vücudu griye dönüyor. Günümüzde de hala tek tük olsa da etkisi görülen bir hastalık. Tarihçesine baktığımızda 1300'lü yıllarda Çin'de ortaya çıkıyor. Ya ben şimdi şeyi sorguladım geçen gün. Koronavirüs hadi dedik ki yarasadan çıktı. Yani ki kara veba daha tehlikeli bir hastalık. Biraz sonra anlatacağım. Ölümleri daha sert. 5 günde öldürüyor. Yine koronavirüs birazcık mesafe veriyor. Kurtulma ihtimali falan da var. Ne yediniz de vebayı buldunuz diye düşünürken insanların bu sefer sanırım suçu yok. 1200'lü yıllarda bizim Çin'de başlayan bu hastalık Moğolların batıya yaptığı akınlar sebebiyle bir an önce Avrupa'ya ulaşıyor. Bu Avrupa'ya ulaşmasında insanların da etkisi var ama asıl eti farelerden geliyor. Çünkü hastalığa sebep olan bakteri Yersina pestis bakterisi farelerin üzerinde bulunan küçük küçük pireler de ortaya çıkıyor. E fareler nerede yaşıyor o dönemde? İnsanların bol olduğu evlerde. Haliyle ölen fareleri insanlar dokunup atmak için bile tuttuğu an pire kendine daha iyi bir hayat imkanı sunuyor. Canlı bedene geçiyor. Bu canlı bedenle beraber artık veba hayvanlardan insanlara geçmiş sayılıyor. Az önce bahsettim Moğol istilası. Moğolların Batıya yapmış oldukları sefer sırasında hatta Cani Bey adlı komutan Kırım Yarımadası'nın kuşatması sırasında Kefe kalesini almak istiyor. O arada tabi almak istiyor ama kendi askerleri birer birer ölmeye başlıyor. Kuşatma düşecek. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Derken aklına o biyolojik silah geliyor. Tarihin ilk biyolojik silahı. Ölmüş hastalık askerlerin cesetlerini mancınıklara takarak Kefe Kalesi'nin içine fırlatıyor. Kefe'de yaşayan Cenevizliler ise artık vebaya kapılıyor ve buradan kaçarak canlarını kurtarmayı amaçlıyorlar. Tahmin edin bakalım bu Ceneviz halkı nereye kaçıyor? İtalya'ya. Cenevizlerin İtalya'ya kaçmasıyla beraber hastalığın ilk ayağı İtalya olmuş oluyor. Cenevizlerin tüccar olduğunu varsayarsak Avrupa'da sanırım yayılması daha da kolaylaşmıştır. Hatta insanlar birbirlerine o kadar yakınlaşmışlar ki bu ölümler ilk başta fark edilmemiş bile salgın olduğu anlaşılmamış. Bazılarına göre ise insanlar birbirlerine kötü gözle baktıkları için bu hastalığa yakalandıklarını sanmışlar. İnsanlar birbirlerinin gözlerine dahi bakamaz olmuşlar. Hastalığa yakalanan insanlar Yersina pestis bakterisiyle beraber bütün lenf bezleri doluyor. Dolan lenf bezleri insanların genellikle koltuk altlarında ve kasık bölgelerinde şişkinliklere sebep oluyor. Bu şişkinlikler küçük bir üzüm tanesinden tutun da bir yumurta hatta portakal büyüklüğüne kadar ulaşabiliyor. İnsanlar o andan itibaren ne kolay kıpırdatabiliyorlar ne de yürüyebiliyorlar. Bu iltihaplar patlayınca insanlar anlık olarak rahatlamış olsa bile etrafa çok pis kokular saçılıyordu. Bu kokular bir kenara bu bezecikler patladığı an insanların en fazla yaşama süresi 3 ila 5 gün. Bu şişkinliklerden dolayı da insanlar bu hastalığa hıyarcıklı veba adını vermişlerdir. Hastalar en iyi ihtimalle 5 gün yaşıyorlar. Din adamları da bu durumun tanrıların insanlara olan bir kızgınlığı olarak nitelendirdikleri için insanların vücudunda oluşan. Az önce bahsettiğim kara lekelere de Tanrının izleri adını vermişlerdir. Bazı kesim ise bu hastalığa sebep olan şeyin insanların duş alması olduğunu düşünmüşler. Duş almayan insanlar, duş alan insanların gözenekleri açılıyor, hastalık bu gözeneklerden içeri giriyor. O yüzden biz duş almayı bırakalım yahu diyerek duş almayı bile bırakmışlardır. Sanki Avrupa'da duş kültürü böyle çok gelişmiş gibi anlattım ama duş kültürü Avrupa'da gelişmemiş. Bir dönemde kısa bir ara verelim. Bir Osmanlı ile alakalı hikaye anlatayım. Osmanlı Devleti'ne bir elçi geliyor. Fransa'dan. E işte bizim hükümdarımız ölüyor. Kralımız ölmek üzere. Ölüm döşeğinde. Sizde bir hekim var mı diye. Tabi Osmanlı Devleti en iyi hekimlerinden seçilen bir grup hekimi Fransa'ya gönderiyor. Fransa'ya giden bizim hekimler bir bakıyorlar kral pisliğin içinde kalmış. Hemen bir güzel sıcak su kaynatıyorlar. Sıcak suyu kaynattıktan sonra bizim kralı içine yatırıyorlar. Yanlarında getirdikleri sabunla kralı bir güzel yıkıyorlar. Kral dört gün kendine gelemiyor. Kralın tüm gözenekleri dolmuş. Alıyorlar bizim hekimleri. Siz bizim kralımıza büyü yaptınız Öldürdünüz. Adam 4 gündür uyuyor. Ne oldu? Bir büyü yaptınız o zaman diyerek bizim hekimleri hapse bile atıyorlar. Ondan sonra 4 gün sonra kral uyanıyor. Oh ya diyor dünya varmış. Ne yaptınız bana? Hemen hekimleri getiriyorlar. Ne yaptığınızı çabuk anlatın diye. Bizim hekimler diyor ki biz sana banyo yaptırdık diyor. Kral diyor ki ne bu banyo? Banyo işi nedir diyor. Anlatıyor işte. Komple vücudu yıkama, sabunlama, temizlik. Kral diyor ki o saatten sonra. Bundan sonra benim emrimdir. Ülkemdeki herkes yılda bir defa duş almak zorundadır diyor. <laughs> Vebanın olduğu yerde insanlar duş almayı da bırakınca hastalık daha da yükseliyor ve böylelikle insanların cesetleri evlerde adeta bir mezarlığa dönüşüyor. Bu cesetleri bırakın bir yere gömmeyi insanlar bunlara dokunamıyor bile. Ölen insanların son dilekleri noterler tarafından artık kaydedilmez oluyor. Ölüm çanları çalmaz oluyor. Çünkü nereden baksanız her gün binlerce ölüm. Dönemin din adamları cenaze törenlerine dahi katılmıyorlar. Halkın bazı kesimleri ise kendilerinin sanki tanrı tarafından cezalandırıldığını düşündükleri için bizim de bu cezaya illaki daha fazla bir şey katmamız gerek diyerek zincirleri ellerine alarak sırtlarına vuruyorlar. Ve sokakta gezmeye başlıyorlar. Bu sayı o kadar artıyor ki belli bir süre sonra binler sokaklarda kendine vurarak gezmeye başlıyor. Artık bu durumda hastalığın yayılmasına daha fazla sebep olduğu için bu da yasaklanıyor. Çözüm olmayınca artık hastalığa bazı günah keçileri aranıyor. Günah keçileri bizim Yahudiler. Yahudiler bu dönemde kuyulara zehir atıyor. Yahudiler bu dönemde dönemde tüm halka büyü yapıyor diyerek binlerce Yahudi katledilmiştir. Ölümler o kadar arttı ki Paris'te bir gün içinde 900, 1000, Londra'da 500, 600 insan aynı anda ölmeye başladı. İnsan nüfusunun azalmasıyla birlikte artık toprakları ekecek köylü bile kalmadı. Toprak zengini ağlar, feodal beyler bile artık kendileri ellerine kazma kürek alarak yemeklerini yapacak kadar tarıma giriştiler. Bu da Avrupa'nın sosyal hayatının yeniden çizilmesine sebep olmuştur. Tarımın da durmasıyla birlikte insanlar kıtlığın eşiğine geldi. Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de artık ekonomi temelli isyanlar patlak verdi. Hastalığın nasıl bittiğine dair kesin bir kanıt olmasa da elimizde insanların birbirlerinden uzaklaşması ve o dönemin şairleri de anlatıyor zaten bu durumu. Evlatlar analarından kaçar oldu. Babalar evlerini terk etti. Sanırım sosyal mesafeyi korudukları için hastalık yavaş yavaş azalmaya başladı. Bazı bölgelerdeki krallar sırf dışarıdan başka birileri gelmesin diye gemileri, gemileri de değil limanları bile ateşe verdiler. Özellikle Londra'da çıkan 1600 yıllardaki o büyük yangın komple Londra'da Londra'yı etkisi altına aldı. Bu yangınla beraber Londra'daki yeraltı fareleri de hayatlarını kaybedince hastalık büyük bir ihtimalle sona erdiğini tahmin ediyoruz. En çok Avrupa'yı etkisi altına alan bu hastalık Avrupa nüfusunun 57 milyondan 30 milyona yani %40, %50 insan ölümüne sebep olmuştu. Aslında karantinaya uyulsaydı bu kadar ölüm gerçekleşmezdi. Bilmeyenler için söyleyelim karantina kelimesi İtalyanca kökenli bir kelimedir. Salgınların artmasıyla beraber Venedik'e gelen gemiler denizin açıklarında 40 gün boyunca bekletilmiştir. Zaten gemilerin 40 gün bekletilmesinden dolayı İtalyanca quaranta olan bu kelime günümüze evrilerek karantina adını almıştır. Bu arada saat kaç oldu? 9. 9. Bizim de karantinamız başlamak üzere. Hoşça kalın.